Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Akif Korkmaz. Şimdi sizinle 12. sınıf fizik 1. fasikül kazanım 2 testini çözeceğiz. Burada birinci sorumuzda düzgün çembersel hareket yapan M kütleli cismin merkezcil ivmesiyle ilgili demiş. Yönü merkeze doğrudur. Evet, ne oluyor mesela şu şekilde düzgün çembersel hareket yapan bir cismimiz olsun. Mesela şu noktadan geçerken hızımız buradayken O noktası burayaysa yönü hep ivmenin merkeze doğrudur. Hız vektörünün değişmesinden dolayı ne yapacak? Oluşacaktır. Evet. Ne oluyor? Hız vektörüm sürekli burada değişiyor. Burada ve burada ve. Ve yönü sürekli değiştiğinden hızım değişiyor. Hızımın da değişmesinden dolayı ne olacak? İvme oluşacaktır. Kütleye bağlı olarak değişir. Hayır. Burada kütleye bağlı olarak değişmez. Hızdaki değişim böyle zaman olduğu için ne olacak? Burada V kare bölü R formülüne göre de ne oluyor? Hiçbir şekilde kütleye bağlı değil. Kütleye bağlı olan hangisi? Merkezcil kuvvet. Yani cevabımız ne? 1 ve 2. Devam ediyoruz. Sürtünmesiz yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapan 2 kilogram kütleli cisim. Bir tam turun 9 saniyede alıyormuş. Şimdi burada bana kütlemi vermiş. 2 kilogram. Bir tam turunu 9 saniyede alıyorsa bu nedir? Periyottur. Hareketin yörünge yarıçapı 3 metre olduğuna göre. Yani R'miz neymiş? 3 metreymiş. Şimdi bundan sonrasında ise neyi bulacağız? Diğer istenilen bilgileri. Çizgisel hızı kaç metre bölü saniyedir demiş. Biz A seçeneğinde çizgisel hızını nasıl buluyoruz? 2 pi R bölü T'dir. Yani 2 çarpı pi ne al demiş? 3 al demiş. Çarpı yarıçapımız 3 bölü periyodumuz 9. Bunlar gittiğinde ne geliyor? Çizgisel hızımızın büyüklüğü 2 metre bölü saniye olarak gelecektir. Peki B seçeneğinde ne diyor? Merkezcil kuvvetin kaç Newton büyüklüğünde? Yani Newton'dur demiş. Bu ne? MV kare bölü R yarıçapı. Yani kütlemizi ne vermişti bize? 2 vermişti değil mi? V'miz ne? 2 bulduk hızımız yani. 2'nin karesi. Bölü yarıçapımız R değil mi? Buradan ne gelecektir? R değerimiz de zaten yarıçapımız 3 olarak vermiş. Yani 8 bölü 3 Newton olarak gelecek. Şimdi burada diyor ki cisim 1,5 saniyede kaç metre yer değiştirir? Ben çembersel hareket yapan cismi çiziyorum. Şimdi burada ne olacaktır zaten? Şu şekilde tam ortasından bölelim. 90'a 90 olsun. Şuralar 90 tamam. Şimdi cismimiz bu şekilde hareket ediyor ve hızıyla. Şimdi bir tam turumuz ne? 9 saniye. Peki 1,5 saniyede ne kadarlık bir yer değiştirir? 360 dereceyi bizim 9 saniyede alıyorsa 1,5 saniyede yani bu kaçta kaçı kadardır? 6'da 1 kadar. Yani 6'da 1 ne kadar? 60 derecelik bir yer değiştirmesi gerekmiyor mu? Şu şekilde gelecek değil mi? Yani 60, 60. Bizden ne istiyor? Şuradaki yeri istiyor. Şu uzaklığı istiyor. O zaman yarıçapımız R ne? 3 zaten. Değil mi? Burada 3. İkiz kenar 60, 60. Burada eşkenar üçgen çıkmaz mı? Ne olacak o zaman? Yer değiştirmesi. Aradaki mesafede gene 3 metre olarak gelecektir. Üçüncü öncülümüz de 3 gelir. Üçüncü soru. Yatay düzlemde yarıçapı 2 metre olan bir çember üzerinde sabit süratte dönen 3 kilogram kütleli cisme etki eden merkezci kuvvet 24 Newton'muş. Buna göre cismin merkezcil ivmesi kaç metre bölü saniye kare olur? Açısal hızı kaç radyan bölü saniyedir? Şimdi bize neyi vermiş? Yarıçapı vermiş. 2 metre. Şimdi sabit süratle dönüyormuş. Kütlemiz neymiş? M kütlemiz 3 kilogram. Peki sonrasında merkezci kuvveti de vermiş. Bu da neymiş? 24 Newton. Bana merkezcil ivmesini soruyor. Yani burada aslında F eşittir MA'dan da gidebiliriz. Sonuçta oradan geldiği için ya da biz mesela buradaki formüllerden de gitsek daha iyi olur. Neydi? Merkezcil kuvvetimizin formülü M V kare bölü R. Yani 24 eşittir. Kütlemiz ne? 3. Hızımız ne? Hızımızı soruyor zaten. Yarıçapımız nedir? 2. Şimdi şuradan ne gelecek? 8.
Ne oluyor? V değerimiz 4 olarak geliyor. Peki açısal hız değerimiz nedir? Açısal hız çarpı yarıçapı neye eşittir? V'ye eşit. Yani 4 eşittir. Yarıçapımız ne zaten? 2 çarpı omega. Omega ne gelir buradan? Açısal hızımız 2 radyan bölü saniye olarak gelecek. Şimdi ikinci öncülde 2 radyan bölü saniye bulduk. Peki birinci öncülde merkezcil ivmesi neydi? V kare bölü R. Yani çizgisel hızımız ne? 4'ün karesi bölü yarı çapımız 2. Buradan da ne gelecek? 16 bölü 2'den 8 metre bölü saniye kare gelir. A seçeneğimizden. Evet, dördüncü soru. Düzgün çembersel hareket yapan X cismi için gösterilen 1, 2, 3, 4 nolu vektörler konum, hız, merkezcil ivme, merkezcil kuvvet terimlerinden hangilerinin yönünü ifade eder demiş bize. Şimdi 1'e baktığımız zaman merkezden cismin bulunduğu noktaya çizdiğimiz vektör nedir? Konum vektörüdür. Konum ya da yarıçap vektörü olarak da geçer. Peki 2'ye baktığımız zaman 2 zaten burada hızın olduğunu gösteriyor. Yani bu hız vektörü. Burada 3'te 4'e baktığımızda yani 3 ya da 4 bu noktalardan geçerken ya merkezcil kuvvettir ya da merkezcil ivmedir. Yani burada 3 ya da 4 bunlara olabilir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şekildeki R ve 2R yarıçaplı kasnaklar bir kayış yardımıyla birbirine bağlanmış olup merkezlerinden geçen bir mil etrafında dönebilmekteymiş. Şimdi burada kasnaklar sabit frekansla döndürüldüğünde X noktasının merkezcil ivmesinin Y'ninkine oranı nedir demiş. Burada baktığımız zaman buradaki ip ne kadar ilerlerse mesela buradaki ip de aynı ilerleyecek. Yani burada bizim kasnaklarımızın çizgisel süratleri birbirine eşittir. V'ye V'dir. Şimdi X noktasının hızı zaten V dışarıdan bağlandığı için. Ne olacak burada? X noktasının merkezcil ivmesi V kare bölü R. Peki biz burada Y noktasının çizgisel suratına baktığımız zaman yani burası V ise buraya ne olacak zaten? Aynı döndüğü için buraya V bölü 2 olur. Yani 2 R'ye V ise R'ye V bölü 2'dir. Peki Y'ninkine baktığımız zaman V kare bölü 4 R benim hızımız çarpı zaten yarıçapımız ne? Direkt ne geliyor burada? R olarak geliyor. Taraf tarafa oranladığımızda V kareler ve R'ler gittiğinde sonucumuz ne gelecektir? 4 olarak gelecektir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Düzgün çembersel hareket yapan cisim için demiş. Şimdi net kuvvet ile konum vektörü zıt yöndedir. Burada baktığımız zaman ben bir düzgün çembersel hareket yapan bir cisim çizeyim. O noktası benim merkezim. Buradan geçiyor. Hız vektörüm bu. Şimdi benim konum vektörüm neydi? O noktasından cisme çizdiğim vektör. Bu konum vektörü. Peki net kuvvet nedir? Net kuvvet zaten merkezcil kuvvet. Merkezcil kuvvet ne tarafa doğru olacak? Merkeze doğru olacak. F merkezcil ya da F net. Nedir? Zıt yönde doğru. Cisme etki eden net kuvvet değişkendir. Evet. Neden? Mesela buradan geçtiği zaman ve hızıyla ne olacak? Merkeze doğru olacak. Yönü değişiyor. Büyüklüğü değişmiyor. Ondan dolayı değişken. Hız vektörü net kuvvet vektörü nedir? Bakın. Net kuvvet zaten merkezci kuvvetin bu. Buradan geçerken de aynı şekilde. Hız vektörüne tüm noktalarda diktir. Yani 3 öncülümüz de doğrudur. Şimdi burada 7. soruda sürtünmesiz masa üzerinde durmakta olan K cismine ve artı X yönünde hareket eden N cismine eksi Y yönünde eşit büyüklükte kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyormuş. Buna göre K ve L cisimlerinin demiş bize ivme büyüklükleri, hareket doğrultuları, T saniye sonraki hızların inceliklerinden hangileri birbirine eşit olur demiş. Şimdi birincisi burada K cismine baktığımız zaman F kuvveti eksi Y yönünde uygulanıyor. Şimdi hızımız sıfır zaten eksi Y yönünde hızlanmaya başlayacak. Burada sadece net kuvvet F. Peki buradaki F kuvvetiyle hız vektörü birbirine dik bakın. Yani benim hızım artı X yönünde. Diğeri ise kuvvetim de eksi Y yönünde. Ne olacak bu? Çembersel hareket yapacaktır şu şekilde.
Şimdi burada ivme büyüklükleri eşit olur, aynı kuvvet uygulanıyor. Hareket doğrultuları bakın değişti. Biri çembersel hareket, biri de düz eksi yönde gidiyor. Yani T saniye sonraki hızları, K cismi zaten F eşittir M'den ivmeli hareket yapıyor. Tamam. Fakat burada sürekli hızlanacak. Ama burada çembersel hareket yapan cismin hızında ne olacaktır? Değişim olmayacak. Yani cevabımız ne gelir? Yalnız bir olarak gelecek. Devam ediyoruz. Sekizinci soruda. Bir cisim yatay sürtünmesi önemsiz bir masa üzerinde. O noktası etrafında düzgün çembersel hareket yapmaktadır demiş. Buna göre hız, ivme ve merkezi kuvvet vektörleri hangi şekilde olamaz diyor. Şimdi bizim birinci kuralımız ne? Hız ve ivme vektörü, kuvvet vektörü birbirine dik olacak. Ve ivme ile bakın kuvvet aynı yönlü olacak. İvme ile kuvvet aynı yönlü olacak. Bakın hepsinde aynı yönlü. Burada da aynı yönlü. Ve her zaman ne tarafa doğrudur? Hız da dik zaten hepsinde dik olarak vermiş. Her zaman O merkezine doğrudur. Bakın burada O merkezine doğru olur. Burada O merkezine doğru olur. Üçüncüsünde O merkezine doğru olacak. Hepsinde bak beşincide de O merkezine doğru. Fakat burada dışarıya doğru bir kuvvet olmaz. Yani benim merkezci kuvvetim ve merkezciliğim hem nereye doğru olacak? Çemberin merkezine doğru olacak. Yani bu olamaz bir tek. Devam ediyoruz. Dokuzuncu sorudan. M kütleli cisim O merkezli çember üzerinde düzgün çembersel hareket yapmaktaymış. Yani hızımız 20 metre bölü saniye. Cismin periyodu neymiş? 12 saniye olduğuna göre. K'den L'ye ilk geldiğinde ortalama ivmesi kaç metre bölü saniyedir? Şimdi gençler. Ortalama ivmeyi ben nasıl buluyorum? Hızdaki değişim bölü geçen süre. Hızdaki değişim son hız eksi ilk hız. Fakat vektörel işlem yapacağım. Bölü bu noktadan bu noktaya kaç saniyede geldiği. Şimdi bakalım bir. Hızımdaki değişim ne? Bu ne? İlk hız. Bu ne? Son hız. Ne yapıyorum? Son hızı aynen yazıyorum. İlk hızı ne yapacağım? Ters çevireceğim yukarı artıya yönündeyken eksi ve ilk 20 metre bölü saniye. Bunların arasındaki açı 90 derece. Buradaki delta V ne gelecek? 20 kök 2 gelecek. Yani aynı olduğunda 20 kök 2 gelir. Şuraya 20 kök 2 hızındaki değişim. Peki bir tam tur yani periyodum 12 saniye mi? Burada 360 dereceye 12 saniyede alıyorsa 90 derece yani 4'te 1'lik bir kısmını kaç saniyede alacak? 12'nin 4'te 1'i 3 saniye olur. Şu gelecek. Yani zaten bu da sadeleşmiyor. 20 kök 2 bölü kök 2 bölü 3 metre bölü saniye kare direkt benim cevabımdır. Evet devam ediyoruz. 10. soru. M kütleli cisim O merkezli çember üzerinde düzgün çembersel hareket yapmakta mıymış? 4 turu 12 saniyede atan M kütleli cisim X noktasından Y noktasına ilk geldiğinde ortalama ivmesi. Şimdi tekrar yazıyorum ben ortalama ivmeyi. Neydi ortalama ivme? Hızdaki değişim bölü zaman. Yani son hız eksi ilk hız bölü geçen süre. Yani bu noktadan bu noktaya geçen süre. Şimdi 4 turu 12 saniyede atıyorsa bir turumu ne olacak? 4'te 1'i kadar 3 saniyede atacak. Yani 360 dereceyi 3 saniyede atıyorsa 120 dereceye gelmiş burada bakın. 120 dereceyi kaç saniyede atar? 1 saniye. Yani benim sürem 1 olarak gelecek. Peki hız değişimini nasıl bulacağım? Buradaki hız değişimi V. Buradaki V son. Buradaki V ilk. Şimdi ben V'yi bulmam gerekiyor ilk başta. 2 pi R bölü T. Şimdi 2 çarpı pi 3 al demiş. Yarıçapımız 2 bölü periyot. Periyodumuz neydi? 3 bulmuştuk. Bu periyottur. Şunlar gittiğinde benim hızım ne geliyor? 4 metre bölü saniye gelir. Şimdi ben yazdığım zaman sonuncuyu aynen yazdım şu şekilde. İlkini ise ters çevirdim. V ilk 4 metre bölü saniye eksi olacak. Şura V son 4 metre bölü saniye. Şuradaki açı 60 derece gelir. Bunların bileşkesi ne olacaktır? Aynı vektörler aradaki açı 60 olduğu için direkt 4 kök 3 olarak gelecektir hız değişimimiz. Yani 4 kök 3 bölü 1'den
ne geliyor? 4 kök 3 metre bölü saniye kare gelir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videomuzda görüşmek üzere.